Sevgili seyirciler, her şehrin bir karşıyakası vardır ama bizim için, belki de Türkiye için en önemli karşıyaka İzmir'de karşıyakadır. Zira o karşıyakanın Türkiye'ye yaşattığı bir coşku var. O karşıyakanın bütün dünyaya anlattığı bir nida var, bir ses var. O sese biraz kulak vermeye çalışacağız. Sayın Karşıyaka Belediye Başkanımız Hüseyin Mutlakpınar'la hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok tebrik edeceğim çok şey var. Karşıyaka'nın şampiyonluğu, sizin aldığınız diploma, bu yaptığınız çalışmalar. Ama öncelikle Ramazan'dan başlayalım dilerseniz. Karşıyaka'da Ramazan nasıl geçiyor? Bütün ibadethanelerde bir temizlik çalışması var, yıl boyunca devam edecek olan. Sizin yine fakir fukarayı gözettiğinizi yakinen biliyoruz. Karşıyaka'da Ramazan nasıl geçiyor? Evet, öncelikle ben Ramazan'ı tebrik ediyorum tüm yurttaşlarımızın. Biz geçmiş dönemden beri sürdürdüğümüz çalışmalara devam ediyoruz. İbadethanelerimizi zaten yıl boyunca sürekli bakımını sağlıyoruz. Tabi Ramazan'la beraber daha yoğun bir kullanım olduğu için de temizliğine özen gösteriyoruz. Ve iftar ve sahur etkinliklerimizde de güzel bir Ramazan geçiriyoruz. Yine belediyemizin düzenlemiş olduğu Ramazan eğlenceleri var. Farklı mahallelerimizde her akşam bir Ramazan eğlencesiyle bir nostalji yaşatıyoruz. Hacivat Karagöz, o güzel tangolar vesaire özlediğiniz şarkılarla. Özlediğiniz şeyler değil mi? Tabii. Yani yani insanları bir, gördüğümüz zaman da vatandaşın da özlediğini evet görüyoruz. Yani bir kültür sonuçta yaşatılmalı. Yani Ramazan da sonuçta evet dinimizin gereği bizim yaptığımız bir ibadet. Niyetleniyoruz. Çok şükür diyoruz. Allah hiç kimseyi açlıkla sınamasın diyoruz. Paylaşmayı, bir arada durmayı ve birlikte olmayı sonuçta biz kazanıyoruz. Ve bu geçmişten bu yana da devam eden güzel Ramazan eğlenceleri var. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Özellikle sahurda insanlar birbirlerinin kapısını çalardı. Bir evde sahur yapılırdı. İşte iftarla o teravih arasında teravih namazına gitmeden önce işte oyunlar oynanırdı. Herkes bir araya gelirdi. Sokakta birlikte gün geçirirlerdi. Bunların hepsi hoş şeyler. Çocuklarımıza da bu kültürü kazandırarak onları da ileriki nesillere taşımasını sağlamak görevimizdir. Aslında birlik ve beraberlikten bahsediyorsunuz. Çok çok ihtiyacını duyduğumuz şu zamanlarda, özellikle insanın birbirine yakın olması gerektiği zamanlarda. Ramazan geldi ama biz ne kadar onun içine girebiliyoruz? Biraz da bunu kendi kendimize sorgulamamız lazım. Çok güzel bir örnek verdiniz. Eskiden kapılar çalınıyordu. Şimdi insanlar komşusunu rahatsız etmemek için evin içinde fısıldayarak konuşmaya başladılar. Eskiden tolerans vardı. Hani Fransızca tolerans, bizde hoşgörü denir buna. Evet. Bugünlerde bunları özlüyoruz, arıyoruz. Peki Sayın Başkan, çok önemli bir başarı. Aslında bu sadece İzmir için değil, Karşıyaka için değil, bölge için ve Türkiye için de bir başarı bana göre. Avrupa Birliği'nden bir diploma aldınız. Bu Avrupa Konseyi. Avrupa Konseyi. Avrupa Konseyi'nin bu diploması şu anlama da gelebiliyor bizim için. Türkiye'de biz kalkınmanın önündeki en büyük engelin aslında çeşitliliğin arttırılamamış olmasını görüyoruz. İşte ürün damımızda sadece demir yapmayalım, demirden bir şeyler de üretelim diye. Bununla ilgili en önemli mirasımız da belki de kültürümüz, tarihimiz, coğrafyamız, yani turizmimiz. Sizin aldığınız bu diploma bana kalırsa Ege bölgesine ve Türkiye turizmine, sadece İzmir'e değil, çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Çünkü siz dünyada, Avrupa'da Karşıyaka diye bir şeyden bahsettiniz. Ve oraya övgüler yağdırılmasına sebep verdiniz. Bu övgülerin neticesinde size bir diploma verdiler. Bu ışıkta bakacak olursanız bu diploma İzmir'e, Türkiye'ye ne kazandırır? Evet. Biz yerel yöneticiliği sadece bina yapan bir yöneticilik anlayışı olduğunu düşünmüyoruz. Sonuçta insan odaklı ve insanın daha huzurlu, daha mutlu bir şekilde yaşayacağı hizmetleri üretmek. Yani küçük dokunuşlarla büyük mutlulukları yaratmanın doğru olacağına inanan bir yerel yöneticilik anlayışı sergiliyoruz. Kentte yaşayan herkesin, nefes alıp veren tüm canlıların sonuçta hizmetlerden faydalanması gerekiyor. Biz Karşıyaka Belediyesi olarak 450 günlük süre içerisinde hep bunları yaptık. Kentte nefes alıp veren tüm canlılara biz hizmet etmek için var gücümüze de çalıştık. Tabii Avrupa diplomasını kazanmak bizim için gerçekten çok prestijli ve önemli bir ödül.
Çünkü bu Avrupa Konseyi'nin en prestijli ödüllerinden bir tanesi. 450 günlük belediye başkanlığımda öncelikle 12 yıldız şehir unvanını kazandım. Ardından Avrupa diploması. Biz kendimizi tanıtmak ve anlatmak durumundayız. Kendi kabuğumuzu kırmak durumundayız. Sadece kendi bölgemizde, kendi ilçemizde kalarak kentimizi sonuçta bir adım ileriye götüremeyiz. Yani belediyecilik rutin işleri yapmak değildir. Tabii ki o işler zaten yapılacak. Onun için zaten onlar asli görev. Evet, yani ayrı bir gayrete gerek yok. Onlar asli görevimiz bizim, onu yerine getireceğiz. Önemli olan bu asli görevlerimizin dışında kentimizin marka değerini arttırmak. Ve bugün Strasbourg'da biz gidip meclis üyelerimizle beraber o Avrupa diplomasını aldığımızda inanır mısınız? Türkiye'yi duymuş ama İzmir'i bilmeyen insanlar vardı orada. Ve orada bizleri görünce Türk insanı. Yani demek ki hala anlatamamışız. Hala bizi sanki Orta Doğu'da çok geri kalmış bir toplum olarak gören bir taraf da var yani. Şimdi bazı zaman ben de kendi kendime tabii milliyetçilik duyguları çok ağır basıyor. Hadi canım oradan diyeyim. Hadi ya sen beni tanımıyorsan ben de seni tanımıyorum. Sen ne zannediyorsun kendini? Hiç de öyle değil. Öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Yani biz kendimizi anlatmak, ifade etmek ve bu tür işlerle de sonuçta taçlandırmak gerekiyor. Yani durup dururken bize bu ödülü vermiyorlar. Ve bizi bir yıl içerisinde de çok ciddi bir şekilde gelip burada incelemişler. Neler yapmışız? Gerçekten bu yaptığımız işleri yapmış mıyız? Vatandaşta bu algıyı yaratmış mıyız? Ve bunu görerek insanlar bu diplomayı kazandırıyor. Onun için ben bize bu gücü veren Karşıyaka halkına, öncelikle Karşıyaka halkına çok teşekkür ediyorum. Ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Büyük bir gayret içerisindeler. Yani biz yeni bir şey yaratmadık, yeni bir şey yapmadık. Sadece biz çalışırken tek bir şeyi hedef aldık. Dedik ki halka hizmet etmek, hakka hizmet etmektir. Çalışmak, üretmek zorundayız. Eğer yaşadığınız kenti seviyorsanız, yaşadığınız kentle ilgili de yapacağınız çalışmalar sonuçta hem anlamlı hem de sizi bu ödüllerle de beslemiş oluyor. Yani ödül almak başarımızın bence tescillenmesidir. O açıdan farklı görüyorum ben. Şu konuda Karşıyaka Belediyesi'ni takdir etmek lazım. Yaptığınız birçok şey ve hatta her şey insana dokunuyor. Örneğin siz apartmanlarınızda üniversitede çocuklar okuyorsunuz. Öğrenciler tabii ki. Yaptığınız bu hizmetlerin hepsi hani yol, park, bahçe elbette olacaktır. Tabii ki. Altyapı, üst yapı elbette olacaktır ama insana dokunmayan hiçbir şey yapmadınız. İnsana dokunduğu için belki de dünyanın farklı noktalarında acaba ne oluyor orada, orası neresi, dikkat çekme gibi bir eğilim oluşuyor. Bunu yaparken nasıl bir içgüdünüz oluyor? Yani Karşıyaka'ya bir proje yapacaksınız. Hani öyle bir şey yapmalıyım ki Karşıyaka şahlansın diye mi düşünüyorsunuz? Marka değeri artsın diye mi düşünüyorsunuz? Bunu nasıl yapıyorsunuz? Evet. Şimdi zaten bir Karşıyakalılık vardır. Var. Farklılıktır yani. Doğru. Karşıyaka. Biraz önce ifade ettiniz. 35,5. Kendine farklı gören bir sonuçta insanlar. Şimdi bunu aslında geçenlerde bir firmanın genel müdürü, hatta basın toplantısında Çevko'nun genel müdürü, onu da ifade edeyim. Dedi ki ben de hep dedi Karşıyakalılara farklı bakardım dedi. Üniversitede hep Karşıyakalılar Karşıyakalı, biz Karşıyakalıyız diye. Ve ben de dedi ister istemez bir kendime bir baraj koymuştum. Ama dedi sonra gelip dedi gördüm, yaşadım, haklılarmış dedi bu farklılığı koymakta. Gerçekten çok farklı bir kent yani Karşıyaka, bir semt, kültür, bir ilçe, farklı bir kültür, Karşıyakalılık kültürü var. İzmirlik kültür var. Yani bunu da büyütürsek de bir İzmirlik kültürü var. Ve biz Karşıyaka'da kendimizi tabii ki farklı görüyoruz. Çünkü neden? Gerçekten yaşama bir değer ve kaliteye getirmek için çaba sarf ediyoruz. Yani belediyecilik hizmeti olarak da ben çok farklı bir şey yapmıyorum aslında. Yaptığım tek bir şey var. Yerel yöneticilikten algıladığım işi ben hayata sokuyorum. Yani katılımcılık. Yani halka soruyorum. Yani kendi hayalimi gidip yerine getirip de alın ben bunu yaptım siz de bunu kullanın demiyorum. Çünkü ne yazık ki bir belediye başkanlığında işte bir başkanlık sistemi var.
İşte belediye başkanı, aynı Milli Eğitim Bakanları geliyor. Türkiye'de son dönemde her Milli Eğitim Bakanı kendine göre bir sınav sistemi getirdi. Onun gibi başkanlar da işte geliyor. Benim bu hayalim var, ben bunu yapacağım. E kardeşim, vatandaş istemiyor onu. O olsun, ben yapacağım. Yok öyle bir şey. Biz 30 Mart yerel seçimlerinde verdiğimiz bir söz vardı halka. Birlikte yaşayacağımız kentte birlikte ortak kararları alacağız. Ben sizin istediğinizi yapacağım, istemediğinizi yapmayacağım. Bugün onu uyguluyorum. Evet. Ve biz sokakta yaşıyoruz. Ben her zaman söylüyorum, makamda değil, ben sokakta belediye başkanlığı yapacağım diye. Ve sokakta belediye zaten başkanlığını... Zaten makamda bulamıyoruz sizi. Evet, makamda evet. Yani bir de öyle bir sıkıntı var ne yazık ki. Bazısı geliyor, sokakta yok belediye başkanı, sürekli makamda. Vallahi ben söyledim. Yani kabul ediyorlarsa beni böyle kabul... Ya 2019'da biz makamda oturan bir belediye başkanı istiyoruz derlerse, o da yapacak bir şey yok, onu da alır, kabulümdür. Ama ben sokakta belediye başkanlığı yapmaya devam edeceğim. Halkla beraber yürümeye olması devam edeceğim. Zaten. Yani hizmet ettiğiniz insanlarla birlikte olmak. Tabii ki ben imza atmaya gitmek istiyorum artık. Doğru. Sadece makama. Doğru, yani oturmak da istemiyorum. Peki. Karşıyaka deyince elbette Karşıyaka Spor Kulübü. Onu konuşacağız, soracağım size. Vaktimiz de çok kalmadı ama şunu sorayım. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa'daydım. Aşağı yukarı 13 ülke gezdim. Gittiğim ülkelerin çoğunda Karşıyaka ve Göztepe formalarını gördüm. Aa, ne güzel. Bu beni çok mutlu etti. Aralarından bazıları üniversite için oraya tahsil amaçlı giden İzmirli gençlerdi. Ama dünyanın farklı noktalarında da bize ait bir şeyleri görmek bizi çok mutlu ediyor. Kesinlikle, gururlandırıyor. Pınar Karşıyaka bu başarısından sonra mutlaka dünyanın farklı yerlerinde anılmaya devam edecektir. Çünkü çok önemli bir başarı elde etti. İzmir'de lokal başarıları görmeye alıştık ama uluslararası anlamda da artık başarılar istiyoruz bizler. Ulusal başarıların da ötesine geçmek. Karşıyaka şampiyonluğu yaşadıktan sonra sizin çabalarınızla bir bayrak asma girişimi oldu. İstanbul Boğaz Köprüsü'ne. Daha önce İzmir'den böyle bir bayrak olmadı galiba, değil mi? Olmadı. Anadolu kulüplerinden olmadı. Yine sadece olmadı. Çünkü Anadolu kulüplerinde şampiyon olan olmadı. Ne yazık ki Bursa Spor'da galiba. Sadece futbolda Bursa Spor'un bayrağı asılmış. O da büyük uğraşlarla. Nasıl aklınıza geldi? Valla maça bir gün vardı. Ufuk Sarıca da hep işte bizim bir hayalimiz var. Hayal, evet yani... Yani bizde de bir sonuçta hayal oluşuyor. Takım şampiyon olacak. Ve gerçekten ben bir kez daha tebrik ediyorum. Yani biz yerel yönetici olarak sonuçta yasayla yönetiyoruz. Ve görevimiz belli. Yani kulüp başkanı değiliz. Yani kaynak yerel yönetimlerde nasıl bir kaynak ayrılması gerekiyorsa biz onu yapıyoruz. Ve çok kısıtlı bir bütçeyle bir takım, mütevazi bir takım. Milyon dolarlık takımları yenerek yani geliyor. Doğru. Ve Türkiye şampiyonu, yani lig şampiyonu oluyor. Bu önemli bir şey. Çok. Yani Pınar grubuna teşekkür ediyorum. Yıllarca takımın sonuçta sponsorluğunu yapıyor. Ve dedim ki ya sonuçta bu takım şampiyon olacak. Bana da sürekli sosyal medyadan taraftarlar mesaj atıyor. Başkanım, hala sokaklar yeşil kırmızı değil, bayraklar yok. Aslında benim görevim değil. Yani bu taraftarların görevidir. Ben bon veririm, onu astırırım. Kulübün görevidir. Bon veririm, astırırım ben. Direkt belediyenin görevleri değildir yani bayrak. Doğru. Ama sonuçta ben de taraftarım. Belediye başkanım ama bir de tarafım var. Onun için yeşil kırmızı bayraklarla süslemeye başladık. Sonra ben de hayal etmeye başladım. Takım şampiyon olursa taraftar yazmış. İşte başkanım, üst geçitlere bayrak asalım. Tamam, asalım. Evet. İyi de takım şampiyon olmuş. Bunu duyurmak lazım. Ne yapmak lazım? Türkiye'nin kalbini asalım dedi. Evet. İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nü asmak lazım. Perşembe günüydü. Başkan yardımcıma talimat verdim. İstanbul Valiliğine izin almak için. Ama İstanbul Valiliğinden izin gelmedi. İzin gelmedi. Bir yazımıza belediye olarak resmi yazdık. Bir cevap da gelmedi. Ancak Dışişleri Bakanımızla telefon görüşmesi yaptık. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile sağ olsun. Onun çok büyük desteğini gördüm. Ve oradan karayolları, emniyet vesaire bu tür ilişkiyle dediler ki ama bu sadece 200 metrekarelik bir bayrak olmalı. Ben 11'de paintball bizim etkinliğimiz vardı. Alanın açılışını yaptım. 13.45 uçağıyla İstanbul'a gittim. Dedim ki bizimki de 1000 metrekare olmuş. Nasıl falçatayla kesin? Ya bayrağı nasıl keseceğim falçatayla? Kesilir bayrak mi? Kutsaldır. Kutsal, o bayrak kesilmez. Büyük ikna kabiliyetimizi
kullanarak. Ne güzel. Kimi dedi ki şeytan tüyü var dedi. O da olsun dedim hadi. Ve oradan Boğaz'dan bayrağımızı kendi ellerimle bağlayarak o onuru yaşadım yani. Hı-hı. Oradan sarkıtmanın taraftar 10 tane arkadaşım vardı. Onlarla beraber oradan bayrağımızı Boğaz'dan sarkıttık ve tüm dünya alem, Avrupa, Asya bir Anadolu takımının o bayrağını oradan gördü. İnşallah İzmir'de diğer kulüplerimiz de böyle güzel şampiyonluklar yaşayarak o bayrağı bir kez daha ve bir kez daha Boğaz Köprüsü'nden aşağıya sarkıtırız. İlk onuru yaşamanın mutluluğunu yaşıyorum onda. Yani gerçekten tarihe geçtiniz siz de bu. Büyük bir mutluluk yani o bayrağı oradan da sarkıtmak. Onun için ben bu bayrağı sarkıtmamıza sebep olan ben basketbolcu arkadaşlarıma, özellikle koçumuza, malzemecisine, doktoruna, bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. O çünkü onlar olmasaydı biz de o bayrağı oradan aşağıya sarkıtamazdık. Gece evet genç Fenerbahçeliler dediler ama sonuçta bu Fenerbahçe camiasının tümüyle almamak gerekir. Birkaç tane diyelim, holigan diyelim, fanatik diyelim. Onu kesmişler. Olsun canları sağ olsun. Olsun ama, o kadar dalgalandı ya. Ama şu önemli, spor sonuçta barış ve kardeşliktir. Hazmetmek çok önemli bir şey. Çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Yani bunu yapmak gerekir, kabullenmek gerekir. Bunu sormadan kapatmayayım. Süremiz doldu ama bunu sormadan kapatmayayım Sayın Başkanım. Samimiyetinize inandığım ve güvendiğim için soracağım. Ben Deniz Galatasaray Kongre üyesiyim. Ama İzmir'de hangi takım başarılı olursa o takımı canı gönülden destekler. Formasını da giyer, tabii, flamasını da alır, sokağına da koşar ve onu desteklerim. Bütün kulüplerimizin formalarını almaya gayret gösterin, ekonomik destek sağlayabilmek adına. Çünkü yaşadığımız şehrin kıymetini belki de o şehri yaşadığımız zaman anlayacağız. O şehri uzaktan evlerimizden yaşayamayız. Sokağına inmek zorundayız. Şenez Erzik'in Galatasaray'ın UEFA kupasını kaldırırken ki yüzünü hatırlıyorum. Şenez Erzik Fenerbahçe Kulübü'nde üst düzey yöneticilik görevler yapmış. Türkiye Futbol Federasyonu'nda önemli hizmetlerde bulunmuş. Kimliğinin Fenerbahçe ile anıldığını biliriz. Ama Galatasaray'ın şampiyon olduğunda UEFA kupasını aldığındaki sevincini, mutluluğunu bizzat biliriz. O gün ulusal Türkiye'de sevinç yani. O gün Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş yoktu. Tek bir renk vardı. O da ay yıldızı rengimizdi aslında. Sarı kırmızı değildi tabii, o. Tabii. Bizim zaferimiz, coşkumuzdu. Sizin de sporla ilgili ne kadar önemli bir sevginizin olduğunu biliyoruz. Sosyal medyada bazı istenmeyen kişiler, münasebetsiz insanlar illaki bir fırsat bulup çıkıyorlar. Karşıyaka forması giymenize biraz tepki göstermişler. Gücendiniz mi? Ha yok bu şeydeki billboardlarda. Evet. Biz Strasbourg'da Avrupa diplomasını almak üzere gittiğimizde bizim grafiker arkadaşımız güzel bir fotoğraf. Fotoğrafa baktığınız zaman çünkü bir güç var, bir ter, forma ıslanmış ve bir kararlılık var, mutluluk var. Arkadaş çok beğenmiş onu. Sadece belediyemizin karşısına bir de Atakent kavşağına iki yere şampiyon kaf kaf diye benim fotoğrafımı kullanıyor. Ben de tabii görmedim. Dün gece geldik. Bugün sabahleyin belediyeye geldim. Bir baktım fotoğraf bu ne? Başkanım çok beğendik. Ama onun dışında tam bütün bölgelerimizde grup halinde fotoğrafımız var. Ben özellikle tek fotoğraf kullanmayı sevmeyen belediye başkanlarındayım. Ama arkadaş o kararlı ve o şeyi görünce ondan kullanmış. Biz de hemen dedik ya bunu değiştirin. Olmaz böyle bir şey. Ve değiştirdik. Alınmadım çünkü ben ne olduğumu, kim olduğumu çok iyi biliyorum. Ama ne yazık ki bizde böyle bir açık bulduk mu, hadi bunun üstüne gidelim diye art niyette davrananlar da vardı. Allah'tan onlar da yani, toplumun %1 filan. Onlar da olacak tabii. Yok, yani tabii, olması doğru. Olmaz ama biz ne olduğumuzu, kim olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Ben Karşıyaka Belediyesi olarak da, belediye başkanı olarak da katılımcılıktan ve birliktelikten her zaman yanayım. Bundan sonra yapmamız gereken aslında bizim belediye başkanları olarak altyapılara çok önem vermeliyiz. Ve Karşıyaka bu anlamda basketbolda bir marka oldu. Anımsarsanız çocukluğumuzda işte Dünya Kupası'nda gitti çok güzel işte futbol karşılaşmaları oldu. Hemen Brezilya formaları gelir herkes bir futbol oynardı. İşte Türkiye Dünya Kupası'nda gitti. Maradona forması vardı. Türkiye Dünya Kupası'na gitti. Dünya üçüncüsü oldu. Herkes de bir futbolculuk. Evet. Bir dönem voleybol çok popülerdi. Herkes voleybol. Şimdi basketbol. Yani bunu gelip geçici yapmamak gerekir. Ben de elimden geldiğince salon açma,
ve spor alanlarını özellikle çocuklarımıza kazandırmak için çok var gücümle çalışıyorum. Yani spor kenti Karşıyaka ama basketbolun da başkenti Karşıyaka. Onun için uğraş vereceğim. Türkiye'nin kalbini o bayrağı astığınız için teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. İzmirli çok sağ olarak, Karşıyakalı olarak. Çok teşekkür çünkü ediyorum. Bu bizim için oldukça özel bir şeydi. Çok, çok teşekkür çok sağ ediyorum. Olun Sayın Başkan. İyi yayınlar diliyorum. Çok, çok teşekkür ediyorum. Efendim. Sağ olun. Devam edelim sevgili seyirciler. Gerçekten önemli bir başarıydı. Sadece İzmir için değil, Ege bölgesi için, Türkiye için önemli bir başarıydı. Çünkü Anadolu kulüpleri dediğimiz o mütevazı bütçelerle bir yerlere gelmek isteyen kulüplerin inanan insanların